2020 Manisa Soranlı'dayız. Soranlı'dayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Halis Bey. Evet, bağ sahibi. Ali Bey toprağı işleyen, buradaki bu işçilikleri yapan ve Hüseyin Bey. O da birlikte beraberiz ve Manisa Merkez Hakan Bey, bağımız Hakan Çetin. Burada sorunlu, çubuk yapmayan bir bağın, 11 dekar bağın 20 sırasında rekor gelişimi bu sene denedik. Evet. 14'ünde denemedik. Evet. Neler oldu? Burada neydi? Şu an ne oldu? Burada filiz olmuyordu. Taneler istediğim şekilde olmuyordu. Olmuyordu. Doğuş olmuyordu. Ben bunu Kasım'ın 5'inde uygulamayı yaptım. Evet. Ve şimdi şu an gayet memnunum. Ve yani sizler de görüyorsunuz. Sadece çeşit nedir buranın? Şey olarak çeşit kurutmalı güzüm. Yani sultaniye. Kurutmalı güzüm. Yerli mi bu, Amerikan mı? Yerli. Yerli. Yerli bağ. Yerli bağ. İki su verdim. İki su verdiniz. Durum bundan ibaret. Gayet ne zaman yaptık memnun uygulamayı? 5 Kasım'da yaptım. 5 Kasım 2019'da yaptık. Evet. Dönüme bir torba gelecek şekilde. Dönüme bir torba gelecek yaptık şekilde. Geçen sene burada çubuk sürmüyordu. Sürmüyordu. Doğru orantılı olarak üzümlerimizde de, aldığımız üzümde de verim kaybı artı yirleşme vesaire olmuyordu. Konusu olmuyordu. Evet. Şu anda her şey istediğimiz şekilde geldi. İstediğim şekilde geldi. Peki. Ve filizler de görüyorsunuz yani. Şöyle gösteriyoruz mesela, yavaş yavaş gidelim. Şöyle duralım bir. Şurada gene. Siz buranın bakım ve işçiliğini, evet, siz yapıyorsunuz. Şöyle bakalım kameraya. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Burası daha önce filiz yapmıyordu. Taban yerde. Hı hı. Yani toprağa yanlış bağ dikiminden kaynaklanan bir şey. Normalde Amerikan bağ dikilmesi gerekirken yerli bağ dikildi. Dikildiğinden dolayı filiz sürümü yapmıyordu. Ve ben başkasından duydum bu rekor gelişimi. Evet. Sonra kendim geçen yıl 2019'da kendim uyguladım kendi bağımda. Uyguladınız. Ve randıman görünce arkadaşımıza da önerdim. Halis Bey'e de önerdik. Onun bağında da yarısını uygulamak kaydıyla bu sene denedik. Ve istediğimizden daha güzel bir verim aldık. Verim aldık. Evet. Yani ama şimdi üzüm kalitesi de güzel. Üzüm kalitesi, sürgün de güzel. Taneli, şöyle arkaya doğru bir gösterelim. Bağın canlılığı konusunda. Tane irili. Siz. Devam edin siz. Anlatın. Tane irili olsun. Yani istediğimizi. Böyle gelin. Bu tarafa gelin. Evet. Tane irili. Tane irili istediğimizden daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Yani şimdi eski yıllara nazaran hem önümüzdeki yıl için çubuk olarak çubuğu var. Şimdi burada atılan ve atılmayan yerler var. Şimdi birazdan, evet, oraya doğru gideceğiz. Evet. Hakan Bey, siz burada için bir şey söyleyebilir misiniz? Bir bağcı olarak. Şimdi atılmayan yeri az önce gezdik. Evet. Şöyle gelin ben. Geçen seneden kalma çelik marazının etkilerinin daha yüksek olduğunu gördük. Evet. Burada rekor gelişimi tabandan uyguladıktan sonra mutlaka burada da çelik marazının şeyleri vardı ama o ağacın güçlenmesiyle birlikte kurtuldu. Evet. Çok fazla etkisini göstermedi. Hı hı. Taneler gözüküyor, salkımlar gözüküyor. Tabii bu sene tabii toparlanma yılı diyebiliriz bağ için. Tabii. Kendini toparladı. Hüseyin Bey siz? Evet, bağların hani bu gübreyi attıktan sonra bir toparlanma oldu yani. Arkadaşımızın bağısında ara sıra. Siz buranın şeyini biliyorsunuz, önceki tabii halini. Önceki halini biliyoruz. Fazla çubuğumuz yoktu. Şimdi bu sene bu 11 sıraya atıldıktan sonra, hı-hı, daha güzel, bir daha değişik oldu yani haliyle. Hı-hı. Bağımız güzel yani. Peki suyla ilgili bir su stresi yaşadınız mı bu sene? Yok, yaşamadım. Bu sene hava da sıcak gitti. Gitti. Bu sene sezon içerisinde insanların, yani üreticilerin yaşadığı silkme sorunu var. Hiçbir tane yok. Hiç silkme yok. Hiçbir tane yok. Şöyle gösterelim. Hiçbir tane yok. Mildi olayı da burada. Şöyle bakın. Şöyle salkımı gösterelim. Ki hepsi birbirinden. Bu şekilde görülüyor ekranda. Şöyle içerileri de gösterelim. Bu şekilde. Yani gelin yavaş yavaş gidelim hızlıcana. Şuradan şöyle yavaşça gösterelim ekranı. Üzümlerimiz. Yani burası sorun yaşadığımız, çubuk yapmayan bir bağ. Şöyle gelin gösterelim. Bu şekilde görünüyor. Gidelim. Şimdi şu an atılmayan yere doğru gidiyoruz. Gelin. Kameramız gelsin. Kapatmadan hemen geçelim. Böyle gidiyoruz. Şimdi atılmayan 14 sıraya doğru ilerliyoruz. Şöyle gidelim. Göstere göstere. Burası 11 dekar. 11 dekar bir şeyin
11 sırası atılmadı, 20 sıra atıldı. Ali, atılmayan yere girelim Ali. Geldik şu anda. Yani bu aralara atılmadı şu anda. Şöyle. Şu araya girelim. Yavaş girelim yavaş. Hocam. Şu an burası atılmayan. Atılmayan yer. Buralardan bir tanesindeyiz. Mesela tane inceliği burada. Tane inceliği burada. Şimdi tane görüldüğü burası gibi daha ince. Burası atılmayan yer. Şimdi buradaki şöyle görüyorsunuz durumu. Buraya atılmayan yerler. Atılmayan üzümler. Buradaki çubuk durumu gene zayıf. Zayıf hüsran. Diğer yere bakaraktan. Bakarsanız burada salkım şeyi de ufak. Evet. Boyu da ufak. Boyu da ufak. Tane eriliği ufak. Şuraları da gösterelim. Aralarda iyi yerlerimiz var ama. Genel şey olarak bakarsanız diğer taraftaki standartlık burada. Evet yok. Evet. Tanelerden belli zaten. Buraya atılmadı. Bu şekilde. Yani böyle baktığınız zaman sıraya da diğer taraftaki gördüğünüz filiz şeyi yok. Filiz ve sürgün şeyi sürgün görünmüyor. Yok. Filoksera devam ediyor orada. Devam ediyor. Yani filoksera konusunu burada zaten herhangi bir uygulama yapılmadığı için görüyoruz. Aynı şekilde devam ediyor. Gidelim şöyle biraz daha. Şurada duralım isterseniz artık. Şöyle. Şu güneş, üzüm güneş yanığının etkileri daha fazla burada. Evet. Yani güneş yanıklığı dediğimiz olay şu. Şu gördüğünüz bu olay. Bu çelik marazından dolayı salkımın çelik marazı durumu daha fazla. Az önce söylediğimiz gibi. Bu şekilde. Duralım böyle. Burada videomuzu tamamlayalım bu şekilde. Şimdi 11 dekar bağımızın 20 sırasında uyguladık. Buralarını uygulamadık. 11 sıraya uygulamadık. Uygulamadık. Bir dahaki sene inşallah hepsini i̇nşallah, uygulayacağız. İnşallah. Rekor gelişimi bağcılara, üzüm üreticilerine tavsiye eder misiniz? Ederim. Öncelikle Manisa, Soroğan'da. Ederim. Zaten bu ederim. Gelsinler, herkes görsün, baksın, denesin. Denemekten hiçbir şey kaybetmezler. Evet. Şuna inansınlar ki daha çok mahsul alacaklarına inansınlar. Şimdi burada yapmış olduğunuz uygulamaya karşılık verdiğiniz bedelin karşılığını size fazlasıyla kazandırıyor. Ekonomisi de uygun. Uygun. Sizler de zaten bu işin bakımını evet, yapıyorsunuz, evet. Tavsiye ettiniz. Evet. Benim buradan şöyle bir önerim daha var. Bizim Rekor Gübre AŞ firmasının yaprak gübremiz de var. Rekor Gübre. Onu da uygulayacağım. Bağlarımız uyanış döneminde ilk uyanıştan başlıyoruz. Son koruk şey dönemine kadar bir 40 günlük 30 günlük süre içerisinde 3 uygulama maksimum 4 uygulama şeklinde. Tavsiye eder misiniz tekrardan? Ederim. Tekrardan soruyorum. Tavsiye ederim. Gelsinler görsünler. Bağ burada. Hakan Bey, sizin var mı burada ile ilgili söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz? Yani dediğimiz gibi işte kullanılmayan yerde filoksoronun devam ettiğini görüyoruz. Çelik marazanın etkilerinin daha yüksek olduğunu, yani asmanın güçsüz olduğundan dolayı uç kurumasının güneş yanıklarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Kullanıldığı bölgede bundan hiçbir tanesini görmedik. Evet, aynen öyle. Siz de buna şahitsiniz. Şahitim. Yani arkadaşlar da bunu biliyorlar, görüyorlar. Biz buradan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza, ilgilendiğiniz için. Zaman ayırdınız. Buradan bütün Türkiye'ye, tüm bağcılara Manisa'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen, bol kazançlar